Buna benim mikrofonum taşsana şöyle ya. Çok değil. Hayır hayır. Yer misin şöyle? Ya tabii ki zorlu bir süreçten geldim ben de. Karantinadan geldim. Yani 11-12 gün hiçbir şey yapmadan oynamıştım Başakşehir maçını bir tek idmanla. Yani bu süreç zor geçiyor, pandemi süreci. Futbolcular için de çok zor. Yani taraftarımızdan da bu konuda biraz daha şey bekliyoruz. Futbolculuk çok, bu dönemde çok zor oluyor dönmek. Maça gelirsek de ilk yarı çok iyi oynadığımızı da söyledim o gün. Ama ikinci yarı biraz geriye çekildik. Başakşehir daha iyi oynadı. Ama 3 puanla ayrılmayı bildik o maçtan. Derbi maçına gelirsek de takımın da taraftarımızın da buna çok ihtiyacı vardı, böyle bir galibiyete. Çok güzel bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. Yok, konuşmadım Gökhan abiyle. Ya, ama sonuçta sahanın içine girdiğimizde sonuçta arkadaşlık kalmıyor. Ben elimden gelen her şeyi bu takım için vermeye çalışıyorum. O gol de öyle gelişti Gökhan abinin üstünden. Ama konuşmadık. Kaptan, takımda çok genç oyuncu var. Tabii sen de onlar için bir örneksin. İletişimimiz nasıl? Bize neler anlatırsın? Ya tabii ki ben de o yollardan geldim buraya. Hepsiyle de konuşuyorum. Ama burada önemli olan bizim hocanın onlara bakış açısı. Ben Sergen Hoca ile altyapıda da çalıştım beraber. O zaman da beni yukarıya göndermek için çok sarf etti, çaba sarf etti. Şimdi onlar için çok büyük şans. Her zaman görev veriyor. Rıdvan olsun, Ersin olsun, Utku olsun, Erdoğan olsun. Hepsine şans veriyor. Onlar için çok büyük bir şans. Onların da bu şansı iyi değerlendirmeleri lazım. Hep konuşuyorum her zaman. İnşallah maç olarak da beni geçerler. Yani dediğin gibi abi, sezona zor şartlarda başladık. Sonuçta PAOK maçı bir anda ol çıktı. O ara iyi hazırlanamadık zaten. Bir anda şeyden gelmiştik, izinden. Ondan sonra o süreçte biraz daha takım birbirine adapte oldu. Ama sonuçta dediğin gibi bu Covid bulaşıyor. Ne kadar dikkat etseniz de. Ondan döndükten sonra Başakşehir maçı vardı zaten bizim. Üstüne Fener maçı. Bu maçlar bizim için hayati maçlardı zaten. Ama sonuçta biz her maça tek tek bakarak çıkıyoruz. Şimdi Fenerbahçe maçını unutmamız lazım. Şimdi önümüzdeki maça bakmamız lazım. Yani takımda da arkadaşlık üst düzeyde. İnşallah da böyle devam eder. Ya tabii ki eleştirilere her zaman açığım. Benim hiçbir şeyim yok. Sadece hakaret olmadığı dışında bütün eleştirilere açığım. Ya benim işim sahada. Ben her zaman kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Yememe, uykuma dikkat etmeye çalışıyorum. Sakatlanmamaya çalışıyorum. O yüzden sahaya çıktığım zaman da bu forma için ne gerekiyorsa veriyorum. Her zaman ya kötü çok maç oynadım. Bundan sonra da oynayabilirim. Ama sonuçta o sahaya çıktığım zaman hiçbir zaman birisi bana mücadele etmedi diyemez. Ben her zaman çıktıysam terimin son damlasına kadar oynuyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Ya tabii ki çok mutluyum öncelikle. Ya, maç sabahı da Utku'yla konuşuyorduk. Yani bugün o gün gol atacağımı hissetmiştim gerçekten. Onda da söylemiştim. Bugün içimde bir his var, gol atacağım diye. O da demişti, abi demişti, gol atarsan hadi kay demişti. Ben de o yüzden öyle kaymıştım. Ama Koray abi de aynı sevinç gibi gözüktü. Ya çok mutluyum ya. Böyle şeyler hiçbir zaman unutulmayacak şeyler. Benim adıma mutluyum, kendi adıma. 2005 yılındaki maçta ne yapıyordun? O zaman ben stat'taydım, maçı izliyordum. O zaman daha ben 2003-2004 sezonunda altyapıya girmiştim. O zaman top toplayıcılık vardı işte. Top topluyorduk. Ben ama o zaman top toplayıcı değildim ama maçı stat'ta izliyordum. Ya tabii ki buralarda olmamın, bu kadar şey kazanmamın her şeyin sayesinde Beşiktaş sayesinde oldu. Ben de parasal konuda olsun, farklı konularda her konuda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonuçta ben bir senede alacağım parayı 3 senede alıyorum şu an. Ben gereken her ne olursa olsun yapıyorum. Ya tabii ki milli takımda
Şenol Hoca'nın takdiri. Ben çalışmama devam ediyorum. Yok eski derbileri değil de ya sonuçta Sergen Hoca'mızın analizleriyle maça çıkıyoruz. Onun taktikleriyle çıkıyoruz. O derbinin derbilerin nasıl olduğunu anlattı bize. Ya biz de zaten 12 yıldır ben de derbi oynuyorum zaten. Biliyoruz böyle maçların önemli olduğunu. Herkes de onun bilincindeydi. Öyle çıktık sahaya. Ya onlar yoktu ama ruhları oradaydı. Biz inanıyorduk onlara. Zaten maça ısınmaya çıkarken onların yanına gittik. Maçtan sonra da onlarla kutladık. Abi dediğim gibi her maça tek tek bakıyoruz. Daha bunları konuşmak erken. Ya önümüzde çok maç var. Tek tek gidiyoruz. Ya zaman geçtikçe bunlar netleşir diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta kariyerine başlayıp bitiren oyuncular çok fazla değil. İlk hafta gelen Uzay Çalınbay geliyor ve şu anda bunun canlı ve senin planlaman kulübün bayrak oyuncusu ve sembol oyuncusu olarak futbolu bırakmak mı? Tabii ki benim hedefim bu şu süreçte. Ama bu futbol bilmiyorsunuz neler olacağını. Ama benim hedeflerim tabii ki bu. Ben şu an sonuçta Avrupa kupalarında en fazla forma giyen oyuncuyum şu an. Normal maçlarda da 3. sıradayım. Benim hedefim tabii ki bunları geçip futbolu burada bırakıp tabii ki kulübüme ileriki süreçte katkı sağlamak. Ya tabii onun kararını hoca verecek sonuçta ama ya tabii ki şu an stoperde devam ediyorum. Yani burada da devam edebilirim ama sonuçta nerede eksik varsa orada oynarım yani sıkıntı yok. Son olarak şunu söyleyeyim. Nerede eksik varsa oynarım. Geçmişte hatırladığımız maçta da kaleye geçmiştim. Kaleci antrenörüne çalışsak kaleye geçer mi? Ya bu konular değişik. Yani olabilir. Niye olmasın yani? Öyle bir ihtiyaç olursa oraya da geçerim. Tamam, rica ederim. Tamam abi. Nereye abi? Mustafa'm götür. Mustafa'mı götüreyim mi? Götür. Tamam, hadi. Ercan abi, çantasına koy. Tamam abi. Ercan abi, poşetine koy. Tamam. Beyler, ön taraftan lütfen birazcık çekeceğiz. Biz de antrenman çizeceğiz arkadaşlar. Yoruklar, yavuz. Abi, o tarafa. Ercan. Ercan. Hemen pası atalım. Lütfen, kenara. Mustafa Göksu. Anam abi. Canlısın hocam. Teşekkür ederim. Süper Lig'de 10. mücadelesinde